yolları açtım geldim, gözünü kararttım kaçtım geldim bana. Bir kez gülesin diye beni. Anadolu'nun güzel mekanlarındayız. Uzun uzun yolları açtım geldim, gözünü kararttım kaçtım geldim bana. Bir kez gülesin diye beni. Sarıp seni... Bak biraz da. Fatih Süleyman'ı gördünüz mü ya? Nasıl görelim, her zamanki gibi yok, yolda. Abi nerede? En son uyurken görmüştüm. Abi nerede? Süleyman filan kaçak. Filan etmiş Süleyman. Süleyman daha çıktı. Askerde, askerde. Seyircilerimiz, görüyor musunuz? Vatandaşlar ne yapıyor? Yürüyorlar. Dünyanın dört bir yanından geldiler. Türkiye'mizin güzelliklerinden faydalanıyorlar. Şimdi öncelikle diyelim, neredeyiz? Ne yapıyoruz? Sevgili seyircilerim, Süleyman Nerede programına hoş geldiniz. Yine hızlı bir giriş yapıyoruz efendim. Tabii 7 ay gibi aradan sonra, yani Süleyman artık ne yaptı? Askerliğini yaptı, geldi sevgili seyircilerimiz. Televizyon yönetimine dedi ki, ya Süleyman geldi, bir tatil yapsın, bir dinlensin, sonra o hızla devam etsin yani. Yani anlayacağınız tatlı bir kandırmaca uygulanıyor şu an bana. Yani bir enerji depolasın, kendine gelsin, bir şeyler yapsın. Ondan sonra dinlendikten sonra, hadi bakalım yine Türkiye turu, dünya turuna çıksın. İnşallah biz zaten görev aşkıyla yanıp tutuştuğumuz için, hani böyle tatiller, olanaklar hazırlanmış, hazırlanmamış, o kadar önemli değil. Ama nasıl oldu? Gayet güzel oldu yani. Şimdi böyle güzel bir suda bakın. Yürüyoruz, keyif yapıyoruz, daha ne gibi eğlence var, bunların hepsi ekranınıza getireceğiz. Tabii ki güzel oldu. Sevgili seyircilerimiz, Süleyman Nerede programına hoş geldiniz. Neredeyiz? Antalya Belek'teyiz efendim. Tarih, Kasım ayındayız sevgili seyircilerimiz. Kasım'ın 16-17'sinde görüyorsunuz. Ne yapıyoruz? Efendim denize girebiliyoruz. Gayet güzel bir hava var. Gayet güzellikler var, gayet her şey güzel. Bizler de tatil yapıyoruz. Tabii tatilimizi en iyi şekilde değerlendirmek lazım. 2-3 günlük bir tatil var. Ben hiç böyle beklemiyordum işin gerçeği sevgili seyircilerimiz. Yani genelde biz yaz sezonlarında böyle turizm bölgelerimizi geziyorduk. Turizm bölgelerindeki atraksiyonları size aktarıyorduk. Ve Kasım ayında işin doğrusu bu kadar kalabalık bulacağımızı da tahmin etmiyordum. Ama demek ki Türkiye'mizde artık turizm 12 ayağa ne olmuş? Yayılmış. Gayet güzel, gayet sevindirici, gayet hoş efendim. Şimdi suyu merak ediyorsunuz. Vallahi su harika, yani mükemmel. Asıl şimdi bu havada ne yapılır efendim? Denize girilir efendim. Denize girilir. Mükemmel bir şöyle 17-18 derece civarında şu anda Akdeniz suları. İşte etrafımızda fazla olmasa da girenler var. Bakın girenler bayağı ilerliyorlar, bayağı ilerlemişler. Onlar Akdeniz'in güzelliklerini doya doya yaşıyorlar. Peki biz ne arıyoruz burada? Efendim bizler işin gerçeğini söyleyecek olursak, Konya Ticaret Odası'nın bir programı var, bir toplantısı var. Bu Antalya'da gerçekleşiyor, Belek'te gerçekleşiyor. Konu ise Avrupa Birliği sürecinde neler yapılıyor, Avrupa Birliği müktesebatına karşı yönelik neler yapmalıyız gibi bu konuları içeren bir toplantı var. Konunun uzmanları, Türkiye'nin en üniversitelerinden uzmanlar gelecek. Burada Konya basın mensuplarına Avrupa Birliği ile ilgili programlarda, konferanslarda bilgiler sunacaklar. Sevgili seyircilerimiz, Antalya, Letonya mıydı? Ben de tam unuttum ya. Herhalde Letonya'ydı.
Antalya Tony Hotel değil. Pekala. Ne yapıyoruz? Şu kızımıza bak. Şu kızımıza bak. Gel gel gel. Ekibe gideceğim. Ekibe gideceğim. Koş bakalım. عاشق تو بودم از دستت خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی دلم اصلا تو را دیگه نمیخواد. İsterseniz gelin Antalya Berek'te şu bizim arkadaşların plaj at abi voley at voley bana ayda bana geliyor top bana geliyor top bana gelecek şimdi görüyorsunuz Seyit Karaca'nın servisini görüyoruz efendim ticaret odasıyla Konya basını şu anda plaj benim of Mustafa'nın da bir tane Mustafa çak Mustafa koş tabi o futbolun yani voleybolun keyfine varıyor efendim. Abi voley ver. Abi bana bir voley ver. Abi bir dakika buraya. Vallahi hiç top gelmiyor bana sevgili seyirciler. Demek ki azmeden kazanıyor efendim. Görüyorsunuz plaj voleybolunda çok çekişmeli gidiyor. Basın önde gidiyor. İşte gördüğünüz gibi sevgili seyircilerimiz. Beleğin tozunu dumanına katıyor ekibimiz maşallah. Şimdi tabii bu ilk önce hakeme gidilir. Hakem biliyorsunuz şu anda en çok üzerinde durduğumuz hakemler. Bir maçta, bir organizasyonda en önemli olan nedir? Hakemdir. Hakem adil mi davranıyor? Nasıl yönetiyor ona bakalım. Bir saniye. Evladım bir saniye. Önce saygı. Evet, bugünkü bu voleybol maçımızda son derece tarafsız bir maç yönetiyorum. Arkadaşlarımız ve seyircilerimiz buna şahittir. Basın mensuplarıyla ticaret odası temsilcileri oynuyorlar maçı. Sadece takdir haklarımı kullanmak gibi bir durum söz konusu. Onu da ticaret odasından tarafı kullanıyorum. Centilmenlik olsun diye. Evet, olmaz evet, ama şimdi görüyor. Yani takdir hakları zaten en önemli şey o oluyor. Sayın evet, başkanım evet. Yani şimdi görüyoruz onlar voleybola iyi gidiyor. Kaç. Başkana teşekkür tabii yok öyle. Bak. Ev sahibiz diye. Şu anda 23. Kesilmeyecek. 23-21 basın önde. Oo bravo basın bravo. Basın mensuplarımıza kocaman bir alkış yolluyoruz. Evet çekişmeli gidiyor. Bravo. Evet set sayısı atıyor basın evet. Mensuplarımız. Konya Gazeteler Cemiyeti Başkanı Sayın Başkanım hakem olarak gidiyor ve işte basının zaferi geliyor Mustafa. Hey! Gel. Bravo Mustafa. Harika işte basının gücü sevgili seyircilerimiz. Basında kim baş edebilmiş? He? Süper güç bir numara. Başkanım hemen gidiyorum başkanıma. Takdir hakkımı da kullandım ama maalesef ticaret odası aramadı. Üzgünüm değişik canım. Evet ilk set bitmiş oldu. Bakalım ikinci set de alabilirler sevgili seyircilerimiz. Her şey devam ediyor. Bu arada başkanımla hemen dönelim. Antalya Beleği nasıl buldunuz sayın başkanım otelimiz? Antalya bölgesini biliyordum ama tabii Beleğe ilk defa geldim. Bu otele ilk defa geldim. Çok güzel bir otel. Ticaret odası başkanımıza basın mensupları için böyle bir oteli ayrılmasını ve gerçekten bizleri burada ağırlaması için çok teşekkür ediyorum. Hem seminer hem de kısa da olsa bir tatil imkanı oldu. Evet. Hep beraber burada eğleniyoruz. Şu anda seminer saati gelmediği için arkadaşlarımızla birlikte bir kaynaşma da söz konusu oldu. Evet. Bu tür programları bundan sonra yapılması için biz de cemiyet olarak gayret göstereceğiz. Zaten ilkbaharda bir yapmıştık. Demek ki bir de sonbaharda yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar çok memnun oldular. Sonbaharda Antalya Belek. Neler evet. Diyeceksiniz? Yani şimdi hala güzellikleri görüyoruz. Hava gayet tabii, güzel. Bilmiyorum yerli turist varmışları da ama hala turizmin burada canlı olması hem ülkemiz için sevindirici hem bizler için cevap. İnsanlar hala denize giriyorlar. Biz artık Konya'da bayramda Ankara'dan sonra yaz sezonu tamamen bitirmiştik. Ama buraya geldik ki hala ülkemizde yaz devam ediyor. Bu da bizim ülkemizin güzelliğini gösteriyor. Yani bir tarafta kar, kış orada gözlerimiz öyle görüyordu. Şimdi de burada deniz ve sahil insanlar denize giriyorlar. Gerçekten bu ülkenin güzelliklerinin kıymetini bilmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi hemen konumuza gelelim. Sayın Başkanım Avrupa Birliği ile ilgili müntesebat. Ya nasıl gidiyor? Türkiye'nin şu anki kat ettiği yol nerede? Bununla ilgili bir durum. Kısa bir değerlendirme de alalım ondan sonra tekrar eğlenceye gideceğiz. Evet. Tabii bu arada ben gireyim. Şu anda maç 0-0 devam ediyor. Kendinizi yormayın bitene kadar. Evet burada basının yine özgürlüğü var. Evet. Genel konumu bu konuda biliyorsunuz 60'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin Avrupa serüveni devam ediyor ama 17 Aralık 2004 ve 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren bir yüme kazandı bu. Evet. Artık Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hepimiz kabul etmeye başladık. Yani her alanda bir değişiklik, her alanda bir yenilik yapılmaya başlandı. Bugün de Avrupa müktesebatıyla ilgili basını ilgilendiren konularda bir seminer tertip etti ticaret odamız topla birlikte. Evet. Bu konunun uzmanları bir gün akşam ve yarın bizlere bilgiler verecekler. Avrupa'da basının
nasıl işlediğini, bu çarkın nasıl işlediğini hep birlikte daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Maalesef adını ulusal koyan yaygın basınımız bu zamana kadar özellikle Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Birliği taraftarıymış gibi görünse de ülkemizi aba yakışmıyormuş gibi haberler yaptılar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun ayrıntılarını toplantılarda da konuşacağız. O nedenle bu tür toplantıların faydası olur diye düşünüyorum. Onlar da artık bu ülkenin basını olduğunu bilincine varırlar. Ha burada şu var tabii, yerel basın, Anadolu basını bu noktada zaten özverili çalışıyor. Bu seminerle daha da özverili ve ülkemizin geleceği açısından daha uyumlu çalışacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sevgili seyircilerimiz, yine fazla konuştuk. Eğlence var. Maça dönelim. Bir alkış alalım, bir alkış alalım, bir alkış alalım. Ekibe bravo, teşekkür ediyoruz. Şimdi... Her ne kadar istemesem de basın yenmişti sizi. Dur oğlum bir lan, dur. Evet topumuzu... Abi ver topu. Evet. Topu bir hakem olarak şu topu bir alalım abi. Siz hiç kendi kafanızı... Buraya alalım Sayın Seyit Bey, Sayın Seyit Karaca. Evet, topu alalım. Evet. Bunlar sizi üttüğü için şimdi bunlara veriyorum abi. Atın bakayım, başlıyoruz. Buyurun. Evet, maç başlıyor. Bir alkış alarak başlayalım. İki tarafta da başarılar diliyoruz size. İsterseniz şimdi de maça gidelim. İşte yine basından bir servis geliyor sevgili seyircilerimiz. Çok kötü bir atış. Öğle yemeği yiyemedi arkadaş. O kadar yemeğin arasında seçemedi ve aç kaldı. Bu gidişi 3 gün boyunca da aç kalacak. Evet, avans çok güzel. Gerçekten harika gidiyor. İşte yine Mustafa... Dinamo maşallah, lokomotif ama 3 pas yapması lazım bu tip voleybol maçlarına, müsabakalarda profesyonellik ve yine işte 180 yere uzandı. Uzandı efendim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bakalım neler olacak. Bir görelim servis. Evet, gerçek servis geliyor. Kontiv için bir servis geliyor. Gayet güzel. Etkili olabilirdi ama olmadı. Ben sonucu söyleyeyim. Bu maçı kesinlikle... Bu maçı kesinlikle bizim basın mensupları alır. Bu konuda su getirmez bir gerçek var. Pekala, Letenya Otel. Mustafa harikasın, sana güveniyoruz. Biraz çevremizi tanıyalım. Yani ilkokul kitaplarında olur ya, çevremizi tanıyalım, bilgi verelim. Neredeyiz? Antalya'da. Antalya Belek'te. Yani diyoruz ya, yeşille doğanın kaynaştığı, birleştiği bir mekan. İşte deniz, sahil, kum ve işte yemyeşil bir alan. Tabii ben yıllar tabii devamlı turistik bölgelere de geldiğim için aslında yabancı olmadığım bir şey ama otelimizden sahile geçmek için efendim cep telefonuna cevap vermek gerekiyor. Cep telefonuna cevap vereyim, sizi karşı tarafa geçireceğim. Alo. Fatih, çekimdeyim yavrum, Antalya Belek'teyim. Niye ararsın ya, çekimde rahatsız etme beni, bak şu an çekim yapıyorum. Söyle Fatih kardeşim. Tamam, hesabına 2 milyar yatırdım. Tamam mı? Hadi güle güle. Kendine iyi bak, çekimdeyim yavrum. Letonya Oteli, Belek'in en güzel otellerinden bir tanesi. Hani mimari yapısına baktığınız zaman da gayet güzelliklerle karşı karşıya olduğunuzu biliriz. Sahile gidebilmeniz için, denize ulaşabilmeniz için böyle büyük bir köprüden geçmeniz gerekiyor. Gayet güzel. Bakın işte görüntü ve manzarayı sevgili Salih kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Harika bir manzara var. Zaten bu yörede Antalya'da Belek olsun, Kemer olsun, tarihi güzellikler, turistik olanaklar zaten fevkalade üst seviyede. Dolayısıyla bizler devam ediyoruz çevremizi gezmeye. Karşıda otelimiz var. Bu köprüden de böyle hızlı hızlı geçiyoruz. Güneşi terletiyor yani gerçekten. Bayağı sıcak bir hava var. Bizler devam edelim. Böyle güzelliklere devam ediyoruz. Bir araştırmacı gibi olduk, tamam mı? Sessiz. Adımlarına dikkat et. Adımlarına dikkat et. Evet. Takibe devam ediyoruz efendim. Burada yakaladık. Kimleri yakaladık? Balık alıyorlar efendim. Acaba ne yakaladık? Akşam yemeğini böyle güzel bir ızgarayla yapabileceğiz mi efendim? Merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şu an herhangi bir siftahımız var mı? Yakaladık mı? Oo, çok şanslısınız. Gerçekten bereketli bugün sevgili seyirciler. Çok iyi. Göremiyorum. Gösterelim. Harika. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Fikret Başarır. Evet.
Şu anda öyle tatildeyiz. Burada çalışıyorum. Burada çalışıyorsunuz. Evet. Bu herhalde biraz stres mi? Dinlendirme, rahatlama. Yani, genelde evet. Hiç balık tutma özelliğim yoktur ama genelde hani balık tutacağım. Hadi bakalım. Oy! Harika bir şans. Bu da bizim şansımız oldu herhalde artık. Devrek geldi. Devrek geldi. Harika. Güzel, maşallah. Böyle dinleniyoruz biz de işte. Çok güzel, çok güzel. Şimdi merak ettiğim aslında bir konu var. Siz nerelisiniz efendim? İzmirliyim. İzmirlisin. İsminiz? Evet. Fikret. Fikret Bey. Şimdi bu tam diyorum tatlı su, nehir değil mi? Irmak. Evet doğru. Bir ismi var mı yani? Bu Irmak arkadaş daha iyi biliyor. Arkadaş burası buralı. O daha iyi biliyor kendisi. Ya aynen nedir efendim bu Irmak? Acı su. Acı su. Şimdi sevgili seyircilerim bakın 30 metre ilerisinde deniz var. Aradan boydan boya gidiyor. Yani burayı bayağı bir gezdiğiniz zaman görebileceksiniz. Acı su nehrimiz var. Arkadaşlarımız da buradan ne yapıyorlar? Keyifli keyifli balık tutuyorlar. Izgaramız ne zaman efendim? Akşam artık. Fikret Bey ile ızgara bak bizi şey yapmak yok. Şimdi efendim merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Sizleri tanıyalım. İsmim Mehmet Yılmaz. Evet Mehmet Bey. Buralıyım. Burada çalışıyoruz. Burada çalışıyorsunuz, evet. Buralısınız. Nasıl gidiyor günleriniz, neler diyeceksiniz? İyi güzel. Şimdi biraz daha rahatız yani. Yaza göre değil mi? Evet yaza. Nasıl göre. Şimdi bu yaz nasıl geçti, bir yaz değerlendirmesi alalım sizden. Çok güzel. Kısaca çok güzel. Full çekti. Full güzel evet. Abi ben ses duydum abi ne yaptın böyle korkutma seslerinden naylonlu falan Allah Allah. Şimdi güzel geçti. Şu mevsim de gayet güzel hoşuma gitti. Yani yarı yarıya bir doluluk bence güzel. Evet, ben tabii. Hiç bu mevsimde gelmemiştim çünkü. Hı-hı. Hala güzel hava da var. Güneş de güzel. Yağmur da. Siz görev olarak ne? Animasyondayız. Animasyon. Oo. Bu işin uzmanları burada sevgili seyircimiz. Boş yere koşturmayalım. Kaç dil var sizde? 3. 3 dil. Siz de efendim? Animasyon ekibi. Hangi saatleri animasyonlarımız oluyor? Sabah, öğleden sonra. Çocuklar ayrı. Tabii işte... mini kulübümüz var, sabah aktivitelerimiz var değişik saatlerde. Sizi ben şefimle baş başa bırakayım. Devam edeceğiz beraber. Ben de balık tutmak istiyorum işin gerçeği. Tamam. Balık tutmak istiyorum sevgili seyircimiz. Acı Göl'de. Evet. Acı su. Acı suda. Evet. Gördüğünüz gibi yine ne oldu şey şimdi? Yok. Tutamadık. Evet. Biz biraz balık tutalım. Devam edeceğiz efendim. Yok dedi vay vay anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay inanmasan gel yukarı. Sevgili seyircilerimiz şimdi Mehmet abimizle Fikret abimizle işin tüyolarını aldık. İşte çok basit bir tutma usulü var hani çok özel bir çaba sarf etmemize gerek yok. Ufak tefek bazı şeylere dikkat etmeniz lazım onları da biz şimdi edeceğiz. Ufak bir ekmekle hani özel bir şeyle de uğraşmadık yani. Ekmekle falan kandırıyoruz balıkları. Ekmekleri taktık oltamıza. Şimdi bakın dikildi. Biraz boş bırakıyoruz ve bundan sonra sabırlı bir şekilde bekliyoruz efendim. Oltamıza ne zaman bir balık takılacak? Sabrın solu selamet. Boş geldi. Bazen uzun süre beklediğiniz oluyor mu? Evet. Ne kadar mesela? Eğer zamanım varsa yani bir saat, iki saat. Böyle bekleyeceksin. Ben duramam ya. Hayır saat beklemeyeceğim sürekli yemi değiştiriyorsun. Yemi değiştiriyorsun ama balık geldi mi olur gelmedi mi 5 saat beklediğiniz oluyor evet, tabii. Evet evet. Ama bereketli yani hangi balıklar çıkıyor genelde baktığım zaman bayağı da tutmuşsunuz burada. Sazan var burada, levrek var, kefal. Bazen deniz balığı denk geliyor içeriye. Ha döküldüğü yerden öyle evet, mi? Evet hemen şu ileride. Deniz balığı denk geliyor. Şimdi Acısu'nun merkez başladığı yer burasıdır değil mi? Evet. Yukarıdan. Yukarıdan değil mi Mehmet? Evet yukarıdan. Yukarıdan başlıyor buradan da bir... Yukarıdan bu kadar gerek değil. Evet. Kanallar geliyor. Beleğin olduğu yerden de artık sizin gelişmeye ulaşıyor. Buraya kadar geliyor. Evet. Yani siz de tutamadınız geliyor. Abi. Ben şimdi yukarıya bakmanız iyi olacak. Hayır siz baktınız daha çekmeyin. Sadece. Evet gördüğünüz gibi boş çektim. Ama bir daha devam ediyorum. Gücü olur vay vay altın yüzük barmağıma gücü olur vay vay seve
gece olur. Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay. Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay. Atalım mı Arap kızı, atalım mı vay vay. Senin için 15 sene yatalım. Abi topu versene. Ulan hakeme rağmen kazanmak var ya, süper bir duygu abi be. Son derece tarafsız bir maç yönettim. Kendiniz de görüyorsunuz. Basın mensupları galip de aslında bu maçta. Ama ben tarafsız olduğumu göstermek için ticaret odasını galip ilan ediyorum. Sağ ol hocam. Ama uşağım soğuk değil mi ya? Su nasıldı su? İçine girinceye kadar soğuk ama içine girince alışıyor insan. Nasıl buldun Beleği? Beleği nasıl buldun? Çok güzel bir tatil beldesi. Kendi vatandaşlarımızın da bu tür yerlerden yararlanması. Maalesef bizim insanımız gelemiyor yani çoğunlukla buraya. Evet gelemiyor. Herkes gelemiyor. Yani peki mevsim sadece belli izinle gelebiliyor. Yani Kasım ama genelde zannedilir ki çok soğuktur, uğranmaz. Yani yazın girilir ama öyle değil anlaşılan. Su da güzeldi aslında. Türkiye'nin iklim zenginliği var zaten. Yani farklı bölgelerde farklı iklimler var. Aha. Yani sabahleyin Konya'da karasal iklimi gördük. Soğuktu, buz gibi. Titriyorduk. Burada da tam anlamıyla hani pastırma yazı derler ya. Evet. Yazı anımsatan bir gün var. Evet. Akdeniz sıcağı da değil de. Voleybolla ilgili düşünceler alalım. Eve yenildik. Yani kıl payı galibiyeti kaçırdık ama. Yani basıncılar olarak yenildin ticaret odasına. Bir dahaki sefere daha iyi oynayacağız. Rövanşı bekliyoruz yani. Peki görüşmek üzere. Sofraya hemen yerleşiverdim. Belli ki gurbet sana yaramamış. Süleyman. Süleyman. Vur davulcu eline üşenme hoppa. Çal zurnacı diline üşenme hoppa. Yedin içtin afiyet olsun. Neler gördün anlat bakalım Süleyman. Süleyman. Tepsiyi biraz da bu tarafa gönder. Müsaade et de bir tadına bakalım Süleyman. Süleyman. Vur davulcu eline üşenme hoppa. دیگه هست دیگه
عاشق تو بودم از دستت خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی دلم اصلا تو را دیگه نمیخواد. Evet sevgili seyircilerimiz, gezintilerimize devam ediyoruz. Şimdi efendim, Belek'ten ayrıldıktan sonra tabii ki bir Antalya turu yapmak gerekiyor. O yönüyle hemen hazırlıklarımıza başladık. Antalya turumuza başlayacağız efendim. Pekala, bir Antalya genel bilgisi verelim mi sevgili Salih? Verelim. Antalya nüfusu 604.000. Buna inanmayın hemen. Yani şu an ben size son rakamı veriyorum. Bana gel abi, gel bana. Son rakam şudur, aldığım verilere göre, turist sayılarına göre 2 milyon diyelim. Hadi, hani diyelim ki hadi 2 katı olsun falan diyelim, yuvarlayalım burayı. Şu anda 1,5 milyon demek gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Şu ana kadarki izlenimlerimden bunu çıkartabiliyoruz. İşte rakamı da 39. Süleyman nerede? Antalya'da efendim. Bu programı kaçırmayın. Özellikle Antalya'yı hiç bilmediğiniz o güzelliklerle sizlere tanıştıracağız efendim. Harika güzel yerler var. Bomba gibi. Süleyman nerede? Antalya'da. Bütün hızıyla başlıyor şöyle. Ha ne var Antalya'da? Deniz, doğa, yeşillik, güzellik, sevgi, saygı, aşk, her şey var. Ben bugünlerde fazla konuşuyorum ama bu güzellikleri görünce duramıyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde Antalya turumuza başlayalım. Bora bora delam toro toro ne mi khat dige dige ne mi kham bebinam et. Bora bora delam jay dige dige hast dige dige ne mi kham bebinam et. Bora bora delam toro toro ne mi khat dige dige ne mi kham bebinam et. Evet sevgili seyircilerimiz, Antalya turumuza başlıyoruz. Şimdi ben o kadar demiştim ya, özel bir hazırlık yapmayın. Hani Süleyman Antalya'ya geldi diye bütün birimleri en üst seviyede alarma geçirmeye gerek yok. Yok dedim efendim ama anlaşılma yani. Yine de nezaketen de olsa Süleyman geliyor diye yetkililer olağanüstü bir önlem almışlar. Yani Antalyalılar ne demek istediğimi anlayacaklar. Antalya trafiği hiç bu kadar yoğun oldu mu? Ey Antalyalılar bakın şu trafiğe ya. Yani bütün polis noktaları geçmiş, Süleyman geliyor diye yerler süpürülmüş. Yani teşekkür ediyoruz, beni şımartıyorsunuz sevgili Antalyalılar. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Şimdi efendim Antalya'yı tura başlayacağız. Şimdi nereye gezelim? Vallahi size bir sürpriz var. Hani yine hemen Konya tarafım ağır bastı. Ya dedim bir Mevlana Caddesi'ni gezeyim. Antalya'da sizi Mevlana Caddesi'ni gezdireceğim. Gel Salih. Evet, hava nasıl? Hava biraz kapalı ama ya bakın neydi, sivitlerle geziyorum. Belki büyük ihtimalle Konya'da şu an montları giydiniz. Of of of. Şimdi buradan bakın vatandaşımız burada. Selamun aleyküm. Efendim merhaba. Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Mevlana Caddemiz burası. Antalya'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ya bir de Antalya'yı gezelim dedik ederim. Biz. Antalya dünya kenti. İnşallah sizler de gezer dolaşırsınız. Turizm güzel. Her şey çok güzel. Hava güzel. İnşallah çiftçimiz de gülerse vatandaşımız da güzel olacak. Hemen mesajı çıkarttınız yani. Sizi bir tanıyalım efendim şimdi. Vallahi tanıdınız. Ben tarım ilden emekli. Şelale Tarım'da çalışıyorum. Burası meydan kavşağı. Bir tarafım benim de Konyalı. Nalçacı'da ev, Beşyol'da dükkan, Musalla'da ikinci ev var. Ha Musalla'da bir de, Musalla'da da iki kişilik yer var yani. Ev var. Ev değil, iki kişilik ev var Musalla. Senin var. Gideceğin yer Musalla. Nenem de orada yatıyor zaten. Eyvallah. Yani Antalya güzel. İbrahim, Antalya tabii. Harika. İnsanı, her zaman herkes bekleriz. Sizin gibiyse ne mutlu bana. Bekleriz. Şimdi efendim bu Mevlana Caddesi var mı özelliği? Vallahi güzel, yanlış bilmiyorduk. İşte Mevlana. Üst geçit yaptılar, onun için şu anda kesildi. Buradan başlıyor. Bayağı 2 kilometre kadar ilerisi Mevlana Caddesi. Şöyle gezelim efendim. Buyur. Bakın devam edelim. Sevgili seyircilerim bir tur yapalım. Burada efendim merhabalar, kolay gelsin. Çaydar yudumlanıyor. İşler nasıl efendim? Merhaba, kolay gelsin. Güzel. Nasılsınız? Işte. Burada turistler mi geliyor genelde? Konyalı. Genelde turist değil yani, fazla turist gelmiyor. Antalya'ya. Antalyalılar. İşler nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel, her şey yolunda. Her sizi yolunda. Tanıyalım efendim. Benim adım Meltem. Meltem Hanım, burada çalışıyorsunuz. Evet, burada durum çalışıyorum. Durum vaziyette iyi. Gördüğünüz gibi bakın Antalyalılar halinden memnun efendim. İşler de güzel gidiyor. Güzel güzel. Şimdi devam edelim, devam edelim. Şelale Tarım'a uğrayacağım. Buradan arkadaşlarımıza devam edelim. Oh. Abi sizi şöyle alalım, hemen kuyuldu işler. Ya iş bekler mi? İş bekler mi? Gelin abi gelin. İşi var onun da. Onun işi var, yoğun zaten. Abi çok teşekkür Memnun ediyoruz. Oldum, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, iyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Diliyorum. Sevgili seyircilerimiz buradan devam edeceğiz gezilerimize. Bakın, bakın. Mr. DJ, won't you turn the music up?
varmış o her amur.